2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinliğe Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse de katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Milli Eğitim Müdürü Karaköse, "Bizlere düşen bu çocuklarımıza ve ailelerimize yönelik gerekli ihtiyaç duyulan fırsatları sunmak, onları en önemli süreç olan özel eğitim hizmetleriyle buluşturabilmek" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından özel öğrenciler hünerlerini sergilerken renkli görüntüler ortaya çıktı. Çerçevesinde ise dünyada otizmle ilgili araştırmalara teşvik edilmesi ve bilinirliğin arttığını gösteriyor. Dünyada her 110 çocuktan birinin depremler yer kabuğundaki hareketlere bağlı olarak meydana gelen ve ağır sonuçlara neden olabilen doğa olaylarıdır. Depremin oluşumu engellenemez olsa da alınacak önlemlerle etkileri azaltılabilir. Eksik alınan önlemler nedeniyle deprem sonrası binalar hasar görebilir. İnsanlar yaralanabilir. Elektrik, su gibi temel kesinti. Hiç çağırmayın. Çağırmayın. Tercümet. Anetiz. Badeşehirli. Etteç tanay. Tüteşehirli. Özürte. Ve meşap tanına. Çağırmayın. Tercümet. Onların yanındayız. Şimdi de okulumuz öğretmenlerinden Buse Altıparmak ve Özlem Güreseroğlu'nun dediğimiz zaman özel eğitim gerektiren hizmetler içerisindeki en özel ve en çok yakından takip edilmesi gereken bir rahatsızlık. Birleşmiş Milletler 2 Nisan tarihini Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kabul etmiş ve 2 Nisan tarihinden itibaren bu ay içerisinde, yıl içerisinde otizmle ilgili farkındalık çalışmaları yapılacak. Tabii otizmdeki en önemli süreç erken teşhis ve beraberinde özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilme. Erken teşhis ve özel eğitim hizmetlerinden faydalanabilmek için bizim gerekli altyapıyı oluşturmamız, farkındalık çalışmalarını yapmamız, yıl içerisinde bugünü sadece günün anlamını birbirine sıkıştırmadan otizmli çocuklarımıza yönelik ihtiyaç duyulan ortamları oluşturmamız oldukça önemli. Ülkemizde ve beraberinde ilimizde otizmli çocuklara yönelik son yıllarda çok önemli gelişmeler var. Ama beraberinde akabinde
bilim adamlarının yapmış olduğu çalışmalara göre otizmle ilgili şöyle bir durumda var. Otizm son 20 yıl içerisinde oldukça hızlı şekilde artış gösteren bir rahatsızlık. Bunun tabii ki kendi içerisinde bir takım bilimsel nedenleri var. Bizlere düşen bu çocuklarımıza yönelik, ailelerimize yönelik gerekli ihtiyaç duyulan fırsatları sunmak, onları en önemli süreç olan özel eğitim hizmetleriyle buluşturabilmek.